So I'm gonna love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next. Bu nasıl böyle lan? Yuvarlak var burada. Bu da böyle çizgi çekiyor. Sanki şey gibi. Bildiğin e, yaprak. Melikopuz Evil Incorporated. Evet, bayrak astım ben eve gördüğünüz introda. Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun hepimizin. Geçmiş bayramımız ama olsun. Bu video içeriğini Sezin Karameş'ten gördüm ben arkadaşlar. Kredi ona ait. Ondan gördüm dedim ki oha ben de çekme, çekmeliyim böyle bir şey. De, tam liseler açılıyor. Kimisi liseye yeni başlıyor. Kimisi işte son senesiz bazımızın. Ana çok garip. Ben de çok fazla rezilimi paylaşacağım sizle böyle okudukça. Zaten o şeyleri seçerken ben böyle kendimin de anısı olanları da seçiyorum böyle. Ki hani sırf siz itiraf etmediğiniz ben de yapayım diye karşılıklı. Haydi o zaman anlat o zatı. Şu zatta ekleri de bırakmam lazım. Ne zaman canım sıkılacak onlardan bakalım göreceğiz. Sınıfta tam uyanırken sessiz osuracağım sanıp sesle osurdum ve arkamdaki şaklaman o diye adım bağırıp ifşa etti. Ya sessiz osurma riski, sessiz hocam ya bu, bu riski almayacaksın işte. Bu benim de başıma geldi bu arada arkadaş böyle, böyle otururken. Yani hiç osunmuyor musunuz? Hepiniz gerçekten osurup gece kalkıp gidip tuvalete. Ulan osurum gire kalkıyorum gidiyorum tuvalete, tuvalete gidiyor osurum. Ne anladım onda? Ayrıca biz... Ayrıca biz sessiz osurma riskine alanlar şey... Biz ne açık ne yarı kapalı. Biz sessiz osurma riskini alan insanlar gidip ben arkadaşım burnuna osurmuyorum yani. Şaka şaka ama evet tuvalete gidilmesi gerek bence de çünkü kimse bir anda osuruk koklamak istemez. Osuruk çok komik bir şey yani biri osuruyorsa yanında komik olmama olan yok hiçbir zaman benim için. Bence de osuruk çok güzel çok komik bir şey. Lisede yurtta kalıyordum birinci sınıfta bir tane arkadaşımız vardı Suriyeliydi. Hoca da kızın ismini komik söylüyordu. Etüt saati kız çağırdı biz de gülmekten altımıza yaşadık şaka yapmıyorum. Karşı odaya dalga geçmeye gittik oda arkadaşımla. Sonra kadını taklit ederken kadın odayı bastı sonra hepimizi tutanak tuttu. Ya bir taklide niye tutanak tutmuş ki hoca? Sizin hoca da baya tersine denk gelmişsiniz. Çünkü bir taklide de tutanak tutmak çok şey lan. Bizim okulda tutanak ne için tutulmuştu? Atatürk'e falan her şeyi sövmüştü böyle tüm devlet büyüklerine de sövmüştü bir WhatsApp grubundan. Onları tutanak tutulmuştu. Hatta uzaklaştırmaydı onlara galiba neyse. Ama taklit konusunda şöyle. Benim önceki lise anıları videosunda da anlatım bilenler hatırlıyordur. Hatırlayanlar biliyordur. Bilenler hatırlıyordur. Benim suç ortağım Aysun diye bir arkadaşım verdi. Selamlar sevgiler ona buradan. Aysun'la biz işte eşek şakaları falan yanında taklit de çok yapıyorduk hocalarımızın taklidini. Biz bir tane hocaya böyle tüm hocaların taklidini yapmıştık. O hoca gidip öğretmenler odasında bunun muhabbetini açmış ve e hocalar her dersimize giren hoca işte benim taklidimi yapıyorsunuz benim taklidini yapar mısınız diye istemişti bizden böyle. Biz tabi utana kıklana bazıları yapmıyız Yapmıştık galiba. <laughs> Bencisiniz. <düşünüş. gülüyor> Hocaların önemi yani. Bak nasıl tepki vermiş ki bizim hocalar Allah razı olsun bayağı hani gülmüşler. Bizi birlikte gülmüşler kendi taklitlerine. Umarım herkese de, de iyi hocalar denk gelir. Bir de şöyle bir şey de var o e, hocayla arandaki samimiyeti iyi okuyabilmek lazım. Biz taklidini yaptığımız şartlarda he, hocaların hepsi de iyi anlaşıyorduk yani. Öyle yeni gelmiş bir hocanın tabii ki de şey yapmıyordu. Yani yeni hocanın aramızda çizimleri vardı. Onun <laughs> sınıfın ikinci döneminde okul değiştirmiştim. Sınıfta hapşurum ve solumdan çok yaşa sesi geldiğini sandım. Solundaki çocuğa dönüp sen de gördün. Çocuk uyuyormuş, uyandı. Yok ben demedim dedi. Kimse de üstün almadı. Ben dedim ki dedi, şizofren sanmıştın kendini. Ulan köpek çocuk bir de kalkıp diyor ben demedim. Desen ne olacak? Hani şey ben senin çok yaşamanı istemiyorum mu? Senin durumunda olsun herhalde hani e, o zaman ben öleyim falan derdim. <laughs> Öğretmenimin olduğu sınıf grubuna arkadaşımın nah yaptığı çıkartmayı attım. Benim hikayeyi bilenler bilir zaten lisanlıları videosunda. Bilmeyenler için hemen kısaca anlatayım ben de. Okul gezisine bir şeyden dönmüşüz. İki ayrı grup var ama ikisinin de ismi hani gezinin ismi yazıyor. Mun Mun dönüşü neyse işte. İkisinde de aynı isim yazıyor. Sadece işte birinde parantez içinde hoca yok falan mı ne yazıyor. Ama gece saat 12.01 ben cüzdanımı kaybetmişim. Sinirliyim. O şeyle öfkeyle ben fark edemedim onu. Fark edemedim hangisinde hocalı grup, hocasız grup. Ben de var ya hiç küfür eden, şey yapan hani Max Argo benim biliyorsunuz buradan işte ağzını kırayım, osurayım bu. Ama o lisede ne bileyim, öyle öfkelikle şeyle ergenlikle işte bir küfür yazdım gruba. Ha dedim böyle. Eyvah. Kapattım telefonu koydum. Telefon ding 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 bir baktım herkes yazıyor. Melih hocalı gruba ne yaptın sen ne yazdın çabuk sil çabuk sil. Ben herkesten sildim mesajımı ama bir tane kız benim küfürlü mesajımı alıntılayıp hoca var çabuk sil yazmış o gruba. Sonra o kız da kendi yazdığını benden sil yapmış. Herkesten sil yani hoca gruba girip baktığında o alıntıda benim küfür böyle ah, duruyor. Sonra ne olmuştu biliyor musunuz? Bak çok üzülmüştüm. Neden üzüldüm? Ben gidip hocadan hemen ertesi gün özür diledim. Hocam böyle böyle çok özür dilerim bu küfür için falan diye. Sonraki etkinlikte görevli öğrenci listesi hazırlanmış işte hocalar tarafından. Ben de otomatik varım listede çünkü ben kaçıramazsa şöyle çok görev alırım. O hoca arkadaşlarım aracılığıyla öğrendim. Direkt benim ismim, ismimin üstünü çizmiş. Sırf küfür ettim diye o grupta ama ben yine de o etkinliğe bir şekilde katılım ettim de yani yine de üzücüydü. Annem veri toplantısı sınıf öğretmenimizin branşını bilmediği için tarih, tarih hocasını hiç sevmiyor o yüzden düşük alıyor demiş o günden sonra çok konuşmadık. Annen yakmış seni harbiden. Bir de sınıf öğretmeni. Nasıl toparlayacaksın? Hani yalan şey de diyemezsin annen demiş. Bazı hocalar böyle şeyi öyle takar ki. İnşallah öyle takan bir hoca denk gelmemişti sana. Onu takar tüm kişiliği yapar o problemi. Ve sömürür burnundan getirir her şeyi tüm senene. Ya var öyle hocalarda. Denk gelmiştik. Hoca derse devam edersin demişti. Ben de heyecanlanıp hocam Melik Kopuz mu izliyorsunuz demiştim edenzi abone olanzı gibi enzi ekini sadece sana özel sanırım izlemiyormuş. İzlemiyordur tabi. Bu bizden de önce arkadaşlar z ekimi ki baya eskiler falan kullanıyormuş bunu sosyal medyada. İzlememesi üzücü tabi. Hocası izle. Lise itiraf sayfası vardı. Sayfada okulda yakışıklı bulduğunuz kişiyi yazın demişlerdi. Direkt hata. Hata. İtiraf sayfasına uzak duracaksın abi. A kişisini yazmıştım. Meğerse sayfanın sahibi. A kişimiz. A. Okulda yanıma gelip beni yakışıklı mı buluyorsun demişti. Rezillik. Hocalarınız çok teşkilatlı ama böyle güçlüyseler böyle anında bir şekilde hesap sahibi bulunuyor. Disipline giriliyor hop, hop hop çok hesap kapatılıyor. Bizim ortaokulda böyle kaç kere hesap kapatıldı. Fake'ten de yazıp karıştırabilirsin daha sonra da ama yok yok uğraşmayın arkadaşlar valla. Gerek yok. Ama bu da lisenin tadı tuzu ha. Yani ortaokulda da oluyordu bizim ama lisede asıl lisede olur yani. Tadı tuzu ama arkadaşlar yok yani o riski göz alıyorsunuz yapın ya. Çünkü eğlenceli onu da söyleyeyim. Hoşlandığım çocuğun sırasına şiir yazmıştım ki <laughs> Bu da bence lisenin tadı tuzu yani sıralar yazılır bir şeyler ya. Şimdi şey yaptılar tabi. Büyük ihtimalle Türkiye'deki çoğu okul öyledir. Cilalı sıra yazılmıyor bir şey edilmiyor. Yani evet hani devlet malına zarar mı? Ya zarar mı harbiden ya? Ufak böyle bir yazmak zaten hemen silinir anında. evet şu an geri dönüp bakınca cringe olabilir ama cringe olabilir ama tatlı bence güzel hani. Şeyini çıkarmadıkları sürece hani sıraya yazmak okey olabilirdi bence. Ama işte elbet abartan böyle gar 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 kazıyan eden oluyordu. Doğru. Sevdiceğimi kantinde görmüştüm. O zaman da hastaydım. O oturup köpek seviyordu. Baktım güldüm. Gülerken de burundaki sümük dışarı çıkıp içine girmiş bir görmedi. Allah'tan görmemiş. Allah! derbat bir şey bu arada. Bu top 3'e girer yani. Utan şey rezillik anlarında. Bir de <gülüyor> Sümük <gülüyor> Çok kötü çok kötü Bu çok şey anı bu arada Deliha ha hani yok deliha sahnesi bu Bak ben sümük konusunda Hiç çekinmem bir şey yapmam Hatta benim çevremde bulunmuş bir insansanız samimi olmasam bile o insanların hani çevremde biri varsa mesela ben genellikle şey sorusunu sormuşumdur size. Burnumda sümük var mı? Hatta ben videoda da diyordum bunu. Evet videolarda da derim yani. Şöyle bakarım burnumda sümük olup olmadığına. Sorarım da yanındakine burnumda sümük var mı? Varsa şimdi söyle de utanmayayım sonradan eve gittiğimde fark edip hani anladın mı? Şu an bitsin bu eziyet. Şu an söyle derim yani. Çünkü insanlık hali olur yani bir köşesinde bir şey yani. Bence bunun normalleşmesi gerekir. Çünkü diğer türlü çok... Ama senin yaşadığın da şimdi çok ayrı bir şey. Hani sümük zaten yok. Bir anda... <laughs> Şu anda orada yoktum ama hayal edip güldüm. Çok iyi. Geçmiş olsun. Lisede bir hocayı öğrenci sanmıştım. Arkasına ittirip geç içeri demiştim. Boyu kısaydı. sende ama bak iyi olmuş sana. Zorbalığın anında geri dönüş şeyini yemişsin karmasını. Tuvalette telefonumu düşürmüştüm. Temizlik görevlisi abi telefonu alt kattaki erkekler tuvaletinden çıkardı. Böyle bir şey mümkün müymüş? Sen telefonu hani... Dezenfektasyon... Dezenfektanistan'a göndermen lazım telefonu. İstiklal Marşı okunacağı zaman geç kalmıştım. Marş okunurken merdivenden hızlı inerken düştüm. Bak şimdi bunu, bunu hayal edince o kadar komik oluyor ki hayal ettikçe komikleşiyor bu. Hatta bak bir tane TikTok'tan bir video bulsam az da bak de bir video yapacağım. <laughs> Keşke görebilseydim o şu an gerçekten. Sevdiğim çocuğa açılmıştım okulun ilk zamanlarıydı. Ben açılırken o yakın arkadaşına çıkıyormuş zaten. Ben çok sonradan öğrendim. Ben de diyorum herkes neden yürüyen balık görmüş ki bana bakıyor meğer ondanmış. 9. sınıf ilk arkadaş grubumda ve açılım, açılmam için o kız zorlamıştı. Liseye geçenlere de tavsiye olsun kimseye çok... Aa, aynen öyle. Aynen öyle. Sen de yakın arkadaşın nasıl yakın arkadaşın çıktığı kişi bilmiyorsun sen. Demek ki yakın arkadaşın değilmiş. Formaliteymiş. Kimseye öyle güvenme şey olmaz. Hatta kimlere bile güvenmeyin biliyor musunuz? o liseden önce tanıdığınız aynı liseye gittiğiniz insanlara böyle bir onlara bile böyle bir şey yaklaşın. Hani yalnızız ya bu hayatta yalnızız yemin ediyorum bak ahirette bile annen baban kıyamette bırakacak seni bak bunu unutma. Ben bunu kendim hatırlatıyorum ve bu bence sağlıklı bir şey de ben manyak değilim iyi de geliyor çünkü okey annem babam çok seviyorum ablamlar olmazsa olmaz yakın arkadaşlarım hayatı bana katlanabilir hale getiriyorlar ama Yalnızım, işin sonunda yalnız. Unutmayacağım bunu. Ama bak bu yalnızlığı kendine böyle uf, yalnızım diye değil de hani yalnızım diye hatırlatman lazım. Bir tane daha betimleme örneği vereyim mi? Bu Melik Kupuz betimlemesi. Hani Mitki yalnızlığı değil de God, so Taylor Swift yalnızlığı. You're on your own kid. You All by myself Bak bu da olur all by myself Ama ya o şarkıda don't wanna be Diyor I wanna be abi Isaldım sevdiğim çocuğun yanından geçiyorduk Arkadaşım çok güldürdü ve Böyle bir durumda ne yapılır İnşallah çok ses çıkmamıştır İnşallah ses çıktıysa bile hani o ıslaklık e, belirti sesi yoktur da hani çocuk belki sadece o sorunu zannetmiştir inşallah. Bir tane moon etkinliğine katılmıştım. Genel mecliste rezo kağıdının geçmemesi gerektiğini düşündüğüm bir komite vardı. Ama rezo'yu geçirmişlerdi. Bu rezo kağıdı bu arada dediği e, şey, onu hemen kısaca anlatayım. Farklı farklı komiteler var. Her komite bir tane çözüm önerisi, önerisi çözüm önerisi kağıdı, resolution paper çıkartıyor. Genel mecliste işte o çözüm önerisini onaylarsa etkinliği tamamlamış hani belge almış oluyorsun hatta Belge vermiyorlar eğer rezonuz geçmezse. Ama rezoyu geçirmişlerdi. Privimden komite başkanına sallamıştım. Ardından etkinlikteki başka bir arkadaşım onu kendi storiesine ekleyince kız bütün salladığım yazıları görmüştü, kavga etmiştik. Arkadaşlar benim bu olayla ilgili berbat bir anım var ve bu anıyı anlatayım. Öyle rezil bir anım var ki bak bunu hayatımda hayatımda hiç kimseye söylemedim. İlk defa burada söyleyeceğim. Uf niye söylüyorum ama söyleyeceğim ya. Hayır. Bunu atmam lazım içimden. Çok Gerçekten rezillik utanıyorum. Çok utanıyorum bunun hakkında. Hani <laughs> Kızarmam Allah söylerken. Okulumuzda mun yapacağız tamam mı? Başka okuldan işte öğrenciler falan gelecek. Mun yapmadan önce bir simülasyon yapıyoruz hani. Okul içi öğrencilerle hem bizim de öğrensin. Biz de hani daha deneyimlenelim diye. Ben komite başkanıyım. Delegeler falan var işte. Ne olup bitin anlatmayacağım uzun uzun ama işte ne oluyor biliyor musunuz? Munlarda dedikodu kutusu diye bir şey vardır. Gossip box böyle. Herkes o işte İyi şey yazıyor işte o oh, şu da şu, şurada ne şöyle işte şu da çok konuşuyor falan filan şurada ne güzel falan diye böyle atıp şey yapar. Ee, biz de komite başkanları işte akış yavaşladığında hani böyle e, insan artık sıkılınca falan hadi bir gossip okuyalım falan deriz böyle ortamı yumuşatma eğlenmek için falan böyle hani Curcuna şey olsun diye. <laughs> eyvah eyvah ne yaptım ben niye böyle bir şey yaptım. <laughs> gossip baksa bir tane çocuk bir tane delege çocuk vardı. Benden büyük tabi. O üst dönemlerden. Bizim okuldan işte. Herkes bizim okuldan zaten komitedeki. Çocuk hep şey gosipi çıkıyor çocuğa. Of şu çocuk ne yakışıklı çocuk. Çok yakışıklı çocuk yakışıklı. Ben de kıskanıyorum. <laughs> Ergenlik işte. Ergenim lisede. Kıskandım yani çok kıskandım. Ama baba benim kıskanma seviyesine bak. Ne yaptım ben? <laughs> Gittim kağıda ben de şey yazdım. Of o çocuk o kadar da yakışıklı falan değil ya. <laughs> Bekle. Bitmedi kötülük. Olayın daha bomba yerine gelmedik. Gossip'e yazıyorum. Bir de ne biliyor musunuz? Gossip'leri biz okuyoruz. Hani şey oluyor böyle. Şu delege çok abartılıyor. O kadar yakışıklı değil. Kendi yazdım. Kendim okuyorum. İnanamıyorum bunu itiraf ettiğimi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bazı insanlar ki bu çoğunlukla öyle olur. Kendisine yazılan gossip kağıdı gelir alır. Hatıra diye saklamak için. Herkes de topla. Ben de toplarım. Çocuk kalktı geldi kendi gossiplerimi alabilir miyim diye. Onun hakkında yazılan tüm gözükler orada. Bir de az daha kurnazlar ki bunu herkes de yapar böyle. Yazılmış kağıtları yazı tiplerini karşılaştırır. Benim önümde ah bu kadar defter zaten benim yazı tipim böyle. Çocuk benim şeyi aldı böyle. O çocuk abartılıyor falan böyle. Böyle masaya bakıyor falan böyle. Benim defteri gördü büyük ihtimalle çocuk. Bilmiyorum görüp görmediğini bilmiyorum asla konuşamazdım asla gidip bir şey yapamazdım hani benim de öyle hayvan gibi çirkin bir yazı tipim vardı ki hani direkt anlarsın böyle çocuk büyük ihtimalle anladı benim yazı tipimi. ve hani o çocuk onu anlayınca içinden ne şey demişti bana oğlum bu ne ezik bir hareket hani kendi yazım kendi okuyor diye benim aklımda. <laughs> Hayatım yaptığım en rezil şeylerden biri olabilir bu biliyor musun? Bunun itirafı bile bak şurada kaç dakikadır anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar rezil bir insanmış, ne kadar rezil bir hareket ya. Bu nasıl bir kıskançlık ne? <laughs> Manyak ya. İnşallah bu kadar zor bir şey anlatmam kişisel gelişime katkısı vardır. Çünkü terden soğudum şurada yemin ediyorum. Öyle yani. Alın size hayatımın en büyük rezilliklerinden birini itiraf ettim. Bence güzel böyle gerildiğimiz, eğlendiğimiz, cringe geçirdiğimiz bir video oldu. Çoğunuzunkini almaya çalıştım ama yine işte benimkini şey olmadı diyen yorumlarda da paylaşabilir arkadaşlar. Ben yorumlarda da okurum. Bakarız gülerim. Ben çok cringe geçirdim, güldüm, eğlendim arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Şuna kama abone olmayı değil, ben böyle durup 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 Enes seni çok seviyorum. Cem seni çok seviyorum canım. Beyza, Halil'e dikkat et hayatım o kötü biri. Acaba sen Halil'in eksi misin? Beyza dikkat et. Arif Allah bela... Bela okumuyoruz. Bela okumaz arkadaşlar. Kötü enerji ağzımıza hayır açalım. Değmez. Değmez insanlara bela okumaya. Dönüp dolaşır. Bize bulur.